Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye medyasında, Türkiye sosyal medyasında taraflar kesin olarak birbirlerinden ayrıldılar. Bir taraf ne yaparsa yapsın, çalsa da, çırpsa da, yalan da söylese, dansözlük de etse, hiçbir sözünü tutmasa da muktedir tarafında yer alıyor ve muktedirin her yaptığını destekliyor. Diğer taraf muktedir ara sıra bile olsa doğru yaptığında bile yanlış yaptı diyor. Felaket tellallığından geçilmiyor. Ekonomi bir sosyal bilim dalıdır. Gerçekçi olalım. Bugünün Türkiye'sini kabrinden Kemal Derviş'i getirip koysanız yapacakları 1 Nisan'dan sonra Mehmet Şimşek'in yapacaklarının aynısıdır. Rahmetli Bülent Ecevit yine kabrinden çıksa, yine başbakan olsa, ekonomi yine bu durumda olsa, Bülent Bey yine Kemal Bey'i ya da Kemal Bey gibi birisini davet edecek, ekonomiyi teslim edecek, eti senin kemiği benim diyecektir. Gerçekçi olalım. Lütfen gerçekçi olalım. Bugün Türkiye ekonomisini darlaştırmaktan başka çıkış yolu yok. Evvelden vardı. Harika yollar vardı. Ama Recep Tayyip Erdoğan o yolların hepsini tıkadı. Bütün yollar tıkandı. Şimdi çıkmaz sokağa girdik. Yani canlarım, Türkiye ekonomisini bu hale düşürenlerden hesap soran yok. Sanırsınız ki Türkiye ekonomisini bu hale getirenler muhalefet partileri ve medyanın bir kısmı muhalefet partilerini aşağılar derecede sürekli tenkit ediyor. Nurettin Nebati halen AKP milletvekili. Kısa süre Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. Yaptı mı? Yaptı. O kısacık sürede John Ahmet'in devri daim tulumbası gibi bir icat çıkardı. Kur korumalı mevduat hesabı diye bir icat çıkardı. Dünya ekonomi tarihinde, ekonomi politikalarında böyle bir sistem yok. Nebati çıkardı abi. Recep Bey de ekonomiyi hiç bilmediği için onu da kandırdı Nebati. Ve o sistem gibi sistem olmayan sistemi devreye soktular. Merkez Bankası'nın 3 yıllık zararı 900 milyar lira. Ya bunun hesabını kimden soracağız biz? Nurettin Nebati'den soramazsın. Şu anda dokunulmazlığı var. Sırf dokunulmazlık kazansın diye Erdoğan Nebati'yi söylüyor ve ona benzer pek çok eski bakanını milletvekili yaptı. Bizim anayasamıza göre milletvekilliklerinin dokunulmazlıkları var. Görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanamıyorlar. Ne zaman yargılanacaklar peki? Yani yargılanabilirler aslında. Tabii ki mecliste bir komisyon kurulur. Milletvekillerinin namuslu, vicdanlı, şerefli, haysiyetli olanları evet oyu verirler. Komisyonun kurulmasına komisyon kurulur, toplanır ve o bakanın ya da o milletvekilinin Yüce Divan'da yargılanmasına karar verir ve yargılama yapılır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunlar kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerliyken yapılıyordu. Şimdi kuvvetler ayrılığı ilkesi diye bir şey yok. Yürütmenin başındaki Erdoğan aynı zamanda bir siyasi partinin, iktidar partisinin genel başkanı. Meclise hükmediyor. Başka yargıya da hükmediyor. Yargıya hükmettiğini nereden biliyoruz? Dönün bakın arşive. Rahip Bronson davasına bakın, Osman Kavala davasına bakın, Selahattin Demirtaş davasına bakın, HDP'li milletvekillerine bakın, HDP'li belediye başkanlarının yerine atanan kayyum davasındaki Erdoğan'ın konuşmalarına bakın. Can Atalay davasına bakın. Recep Tayyip Erdoğan yargıyı elinde istediği gibi değerlendiriyor. Bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır, yapamıyoruz. Muhalefet partileri bir şey yapabiliyor mu? Hayır, onlar da bir şey yapamıyorlar. Yapabilirler mi? Muhalefet partileri isterlerse yaparlar. Demokratik ortamdan kopmadan, demokratik hukuk devletine sadık kalarak isterlerse ortalığı ayağa kaldırırlar. Ama yapmıyorlar. 31 Mart'tan sonra bu konularda artık yapabileceğim bir tek şey var. Ülkeyi bu hale getiren, gerçek sorumlu olan
seçmenlerle mücadele etmek. Başıma ne gelirse gelsin umurumda bile değil. Abi siyasetçi kandırıyor, kandırıyor, kandırıyor. Kanma kardeşim ya. Kanma ya. Gözün neye bakıyor? He? Gözün neye bakıyor? Acı çekiyorsun, çile çekiyorsun. Canlarım bu AKP'lilerden biri bir troll var. Bir hanımefendi. Adını vereyim. Sakıncası yok. Çünkü hakaret etmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Bakın hanımefendi diyorum. Sevda Türk'ü sevdiği bir hanımefendi. Hanımefendi seküler. Yani dünyevi yaşıyor. Yani başı örtülü değil. Yerlere kadar pardüsü giymiyor. Ancak ben ve benim gibi pek çok arkadaşımız bugün AKP hükümetini ve zihniyetini eleştiren pek çok arkadaşımız 28 Şubat'ta genç kızlarımızın üniversiteye başörtüleriyle girmesini savunurken bu Sevda Türk'ü sevgibiler bizi savcılıklara şikayet ediyorlardı. Evet. Neden? Laik devlete karşı olduğumuz iddiasıyla. Şimdi onlar nemalanıyorlar hükümetten. Bugünkü hükümetten nemalandıkları için bizim o günkü savunmamızdan daha çok savunuyorlar başörtüsünü ve bu sefer de kendileri seküler, dünyevi yaşadıkları halde bizim gibi dünyevi yaşayan Atatürkçülerle kavga ediyorlar. Atatürk sevdalılarına hakaretler yağdırıyorlar. Ve muhalefetle kavga ediyorlar. Sanırsınız ki Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü durumun müsebbibi mesela Ekrem İmamoğlu. Bakınız şimdi. Sevda Türk'ü sevin. Bugünkü eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X'te yaptığı bir paylaşımı okuyacağım. Bakın ne diyor. Ekrem İmamoğlu'na oy vermişler ve hala vereceğini söyleyenler ya da onun seçimi alması için gayret gösterenlerin İstanbul'daki hizmetsizliklerinden şikayet etmeleri de ayrıca trajikomik bir durum. Yani rahmetli Kadir Topbaş'ın kurduğu sistemi bile yönetemediler. Onu da bozdular. Millet perişan, vallahi vatandaş zulüm içinde. Hem ağlayın hem hala oy verin. Normal misiniz siz? Değil mi? Normalde bizim gibilerin söylemesi gerekenleri ama bu hanımefendi gibilere söylemesi gerekenleri o bize söylüyor. Zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Böyle bir rezillik olur mu ya? Sanırsınız ki İmamoğlu'na kadar İstanbul'u 25 sene yine hep CHP'liler yönetti. Ya da başka bir muhalefet partisi yönetti. Yok. AKP zihniyeti yönetti. Tayyip Bey'den itibaren hep Tayyip Bey'in adamları yönetti. İstanbul'u 25 sene onlar yönettiler İstanbul'u. Türkiye'yi 23 senedir, hemen hemen 22 senedir yine Sevda Türk'ü sevin yandaşlık yaptığı siyasi iktidar yönetiyor. Türkiye'nin bugünkü halinin bir tek sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Bunu unutmuş hanımefendi. İstanbul'da bugüne kadar 2019 seçimlerinde İmamoğlu'na oy verip de vallahi bu seçimde vermem, verirsem elim kırılsın diyen olmadığı halde, biz böyle birisini görmedik, bir tek kişi bile görmedik, olmadığı halde yalancıktan öyleymiş gibi yapıyor. Diğer taraftan sokak röportajlarında olsun, diğer televizyonlarda olsun, çevremizde olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği adaya oy verirsem bir daha elim kırılsın diyenler yüz binlerce, milyonlarca büyük ihtimalle. Bunları anlatamazsınız. Böyle bunlar. Bakın mesela ben DEM siyasi partisiyle diğer siyasi partileri ilişki kurmasından yanayım. İsterse AKP kursun. Ona da bravo derim. Hiç sakıncası yok derim. Ama DEM siyasi partisiyle CHP ittifak bile kurmadığı halde AKP İstanbul İl Başkanı daha geçtiğimiz günlerde bu partinin %8,5 oyu var. Tabii onlarla görüşeceğiz dediği halde AKP'liler CHP'yi sanki demin siyasi ittifak ortağıymış gibi gösteriyorlar. Hiç utanmaları yok. Hiç arlanmaları yok. Hiç ahlak falan hiçbir şey yok, kalmamış. E olmaz. Olmaz. Asla olmaz. Peki şimdi bu kadar laftan sonra Cumhuriyet Halk Partililere hiç mi bir lafım yok? Var. Özgür Özel'e de bir lafım var. Neydi o geçen gün ya? Sünni vatandaşlar bizi Alevi vatandaşlardan daha çok destekliyor. Bu ne çirkin bir laf ya. Bu nasıl bir laf ya? Bu laf söylenir mi ya? Kavgada söylenmez bir laf ya. Bırakın siyaseti. Ayıp. Bu ülkede Sünni Alevi yurttaş varsa evlerinde var.
ibadethanelerinde var. Sandık başında yok. Sandık başında herkes Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Başka ne dedi Özgür Özel? Ekrem İmamoğlu kazanırsa artık dedi kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Kardeşim, canım sevgili Özgürcüm benim. De ki yarın bir gün seçime gitmek zorunda kalındı. İnsan dediğin fani. Cumhurbaşkanı da insan ve fani. Allah gecinden versin elbette ama Ekrem Bey kazandıktan 3-5 gün sonra hak vaki oldu, Erdoğan gitti. Ya da ne bileyim ya, Cemal Gürsel gibi sakatlandı, görev yerine getiremez hale geldi ve meclis Cumhurbaşkanlığı görevinden aldı, mecburen aldı. E ne yapacaksınız ya? Anayasa seçime gittir diyor 45 gün içinde. Yapma Özgür Bey kardeşim, etme, eyleme. Yani şu anda İstanbullular belediye başkanlarını tesadüfen de ya da bunlar kuantum değil, yani milyarda bir ihtimal değil, çok muhtemel gelişmeler. Deyin ki gitti Recep Bey ya. Ekrem Bey de seçime girdi, Cumhurbaşkanı oldu. İstanbul'u ne yapacak abi? Deyin ki ilçeleri de çoğunu yine AKP ve MHP ittifakı kazandı. Ah Özgür, ah Özgür, ah Özgür kardeşim benim. Ya bir seçimi bitir, ondan sonraki seçim o gün konuşuruz kardeşim. Ve bir daha lütfen böyle yok Sünni, yok Alevi lafları etme. Evet canlarım. Bütün bunlar Türkiye'deki siyasetin çapsızlığından kaynaklanıyor. Ama Türkiye'deki siyasetin çapsızlığı gelir geçer. Çünkü insanlar gelip geçicidir. Bunlar sonsuza kadar siyasetimize kazık çakacak tipler değil. Bugün varlar, büyük ihtimalle yarın yoklar. Ama ben yeni gelecek kuşakların 1 Nisan'dan sonra Türkiye'de oluşturulacak yeni ve yepyeni bir merkez, sağı da merkez solu da kapsayan, insanların dinleriyle, inançlarıyla, mezhepleriyle hiçbir şeylerle ilgilenmeyen, partizanlık yapmayacağına da kesin olduğum, emin olduğumuz bir siyasi oluşum gelecek. Meral Akşener bunu yapamazdı. En başından beri itibaren söyledim. Yapamazdı. Oysa daha en başına itibaren şu anda saydığım şekilde bir yapılanma olsaydı, yani merkezi kucaklasaydı, özgürlükçü, demokrat, insanların dinlerine, imanlarına, giyimlerine, kuşamlarına, yaşamlarına karışmayan, Atatürk ilke ve inkılaplarında sıkıca bağlı bir siyasi parti olsaydı, bugün AKP diye bir derdimiz yoktu. Erdoğan diye de bir sorunumuz yoktu. Ama olmadı. Olacak be. İnanın olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. Türkiye'yi güzel bir gelecek bekliyor canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.